Merhaba. Bu videomuzda GCM Opsiyon MetaTrader 5 platformunda bekleyen emir iletiminin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. GCM Opsiyon piyasasında piyasada oluşabilecek her türlü olasılık karşısında almak isteyeceğiniz farklı pozisyonlar için önceden emir girebilmenizi sağlayan emir çeşitleri bulunmaktadır. Bekleyen emirler anlık piyasa fiyatının dışında Başka bir deyişle anlık piyasa fiyatından daha düşük ya da daha yüksek bir fiyattan emir girmek istediğinizde kullandığınız emir türleridir. GCM opsiyon piyasasında yatırımcının piyasa beklentisine göre seçebileceği buy stop, buy limit ve buy stop limit olmak üzere 3 farklı bekleyen alış emri, sell stop, sell limit ve sell stop limit olarak da yine 3 farklı bekleyen satış emri olmak üzere toplamda 6 çeşit bekleyen emir türü yer alır. Bekleyen emir oluştururken fiyat, hacim ve emrin geçerlilik süresi bilgilerinin de girilmesi gerekir. Birazdan farklı bekleyen emir türlerinde örnek işlemler gerçekleştireceğiz. Fakat öncesinde dilerseniz emir türlerinin hangi koşullara yönelik olarak kullanıldığını grafik görselimiz üzerinden ele alalım. Buna göre güncel alış fiyatının altında bir fiyattan bekleyen alım emri oluşturmak istediğimizde buy limit Üzerinde bir fiyattan bekleyen alış emri girmek istediğimizde ise buy stop emir türünü kullanıyoruz. Eğer güncel opsiyon fiyatının dayanak varlıktaki fiyat hareketine bağlı olarak belirli bir seviyeye kadar yükselip söz konusu seviyede tepki satışı ile karşılaşarak düşmesini ve sonrasında yine belirli bir seviyede destek bulup tekrar yükselişe geçeceğini bekliyorsak da tekrar yükselişe başlayacağını düşündüğümüz noktadan bekleyen bir alım emri oluşturmak için buy stop limit emir türünü seçerek bu beklentimize uygun bir emir düzenleyebiliyoruz. Buy stop limit emri verirken fiyat bölümüne yazdığımız seviye görüldüğünde buy stop limit emrimiz tetiklenecek ve tetiklenen fiyatın görüldüğü seviyeye göre bir buy limit bekleyen alım emri oluşacaktır. Diğer bir ifadeyle buy stop limit emrimiz şartlı bir buy limit emir türüdür. Çünkü bu emir türünde buy limit emrinin aktif hale gelebilmesi belirli bir şarta bağlanmıştır. Bu şartsa bekleyen buy limit türündeki emrimizin aktif hale gelebilmesi için öncelikle piyasanın fiyat bölümüne yazdığımız değeri görmesi şartıdır. Bu arada buraya hatırlatıcı mahiyette kısa bir not düşelim. Buy stop limit emir türünde emir oluştururken belirlediğimiz tetikleyici fiyat seviyesi güncel alış fiyatının mutlaka üzerinde bir seviye olmalıdır. Bununla birlikte stop limit fiyatı ise tetikleyici seviyenin altında olmak koşuluyla herhangi bir seviyeden belirlenebilir. Şimdi de bekleyen satış emri türlerimizin hangi durumlar karşısında kullanıldığını görelim. Anlık satış fiyatının üzerinde bir fiyattan bekleyen bir satış emri düzenlemek istediğimizde seçmemiz gereken emir türü sell limittir. Fakat satış yapmak istediğimiz fiyat seviyesi Güncel satış fiyatının altında bir fiyatsa bu durumda seçeceğimiz emir türü sell stop olmalıdır. Eğer opsiyon fiyatının yine dayanak varlıktaki fiyat hareketine bağlı olarak ekranda gördüğümüz güncel satış fiyatının altına düşmesini ve bu seviyenin altına düştükten sonra fiyatların tekrar yükselişe geçmesini bekliyorsak, yükseleceğini beklediğimiz seviyeye yakın bir noktadan satış yapmak istediğimizde de sell stop limit emir türünü tercih etmemiz gerekiyor sell stop limit emir türünde belirlediğimiz tetikleyici fiyat seviyesi buy stop limit emir türünün aksine mutlaka güncel fiyatın altında yer almalıdır. Stop limit fiyatı ise fiyat bölümüne yazdığımız değerin üzerinde olmak koşuluyla herhangi bir seviyeye konumlandırılabilir. Gelin şimdi sizlerle birlikte emir türlerinin içeriğini daha iyi görebilmemiz için birkaç bekleyen emir oluşturalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi yeni emir penceresini açıyoruz. Ve yine her zaman yaptığımız gibi ilk olarak açılan yeni emir penceresindeki sembol bölümünde işlem yapmak istediğimiz opsiyonun seçili olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yeni emir penceresinde bekleyen emir oluşturabilmek için öncelikle ekranda yer alan tür kısmından bekleyen emir türünü seçiyoruz. Sonrasında ise hangi tür bekleyen emir iletimi yapmak istiyorsak emir türü kutucuğundan ilgili türü seçmemiz gerekiyor. Örnek işlemimize Buy limit türüyle başlayalım. Buy limit emri hatırlayacağınız gibi piyasa ekranında gördüğümüz mevcut alış fiyatının daha altında bir seviyeden bekleyen alım emri oluşturmak için kullanılıyordu. Bu yüzden fiyat kısmına alış fiyatının daha altında bir fiyat girmemiz gerekiyor. Aksi takdirde pencerenin alt tarafında yer alan gönder butonu aktif hale gelmeyecektir. Eğer piyasadaki fiyatın daha üzerinde bir fiyattan alım emri oluşturmak isteseydik de bu bölümü buy limit yerine buy stop olarak seçmemiz gerekecekti. Bekleyen emrimizin hacim yani sözleşme adedi kısmını örnek işlemimiz için değiştirmiyor ve bir adet olarak bırakıyoruz. Fiyat kısmını ise buy limit türünde emir düzenlediğimiz için işlem yapacağımız opsiyonun mevcut alış fiyatına göre daha düşük bir seviyeye işaret eden 10 dolar olarak belirlemeyi tercih ediyoruz. Gördüğünüz üzere gönder butonu aktive oldu ve tıklanabilir duruma geldi. Emir süresi yazan bölümde ise iptale kadar geçerli ibaresi dikkatinizi çekmiş olmalı. İptale kadar geçerli şekilde oluşturduğumuz bekleyen emirler, opsiyonun son işlem günü ve saatine kadar siz iptal etmediğiniz sürece bekleyen emir olarak sistemde kalmaya devam eder. Fakat dilerseniz emir süresi kısmından emir sürenizi bugün ya da belirtilmiş diyerek belirttiğiniz gün ve saate kadar veya belirtilen günü seçerek takvim bölümünden kendi belirleyeceğiniz güne kadar geçerli olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Biz burada emir süresi olarak iptale kadar geçerli kısmını seçili bırakmayı tercih edelim. Zorunlu olan tüm alanları doldurduğumuza göre artık gönder butonuna tıklayabiliriz. Evet, buy limit türündeki bekleyen emrimiz terminal penceresindeki yerini aldı ve piyasadaki fiyat belirlemiş olduğumuz 10 dolar seviyesine kadar geri çekilirse Alış emrimiz otomatik olarak gerçekleşecek. Ama bir dakika. Alış fiyatını 10 yerine 9 dolar olarak mı belirleseydik? Sorun değil. Çünkü bekleyen emirlerimiz üzerinde sonradan da değişiklik yapabiliyoruz. Bunun için terminal penceresinde bekleyen emrimizin bulunduğu satıra gelip çift tıklayalım. Açılan pencerenin fiyat kısmını 9 dolar olarak revize edip ardındansa mavi renkteki değiştir butonuna basalım. Bu işlem de tamam. Böylece bekleyen emrimizde istediğimiz değişikliği de gerçekleştirmiş olduk. Alış emrimiz bekleye dursun. Gelin biz şimdi bir tane daha bekleyen emir oluşturalım. Tekrar yeni emir penceresini açıyoruz ve tür kısmından yine bekleyen emri seçiyoruz. Eğer mevcut piyasa fiyatının altında bir seviyeden bekleyen satış emri iletmek istiyorsak sell stop türünü seçmemiz gerekiyor. Fakat biz bu örneğimizde mevcut fiyatın üzerinde bir fiyattan satış emri oluşturalım. Bu yüzden bu defa da sell limit türünü seçiyoruz. Emir fiyatımız bu sefer de 15 dolar olsun. Şimdi tekrar gönder butonuna tıklayalım. Bu emrimiz de piyasaya iletildi. Eğer oluşturduğumuz bekleyen emrimizde değişiklik yapmak istiyorsak, piyasa ekranında yer alan bekleyen emir işlem çizgisini fareyle yakalayarak aşağı yukarı taşımak suretiyle de arzu ettiğimiz değişikliği daha pratik bir yoldan yapabiliriz. Şimdi de bir buy stop limit emri oluşturalım. Türk kutucuğunu açıp buy stop limit emir türünü seçiyoruz. Fiyat bölümüne piyasanın yükselip dönmesini beklediğimiz seviyeyi yazıyoruz. Buraya örnek olarak 15 dolar yazalım. Stop limit kısmına ise fiyat bölümüne yazdığımız değerin piyasada görülmesi halinde bekleyen alış emrimizin konumlanmasını istediğimiz fiyatı giriyoruz. Buraya da 12 dolar yazalım. Son olarak da her zaman yaptığımız gibi gönder butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi buy stop limit emrimiz de terminal penceresindeki yerini aldı. Son olarak bir de sell stop limit emrinin nasıl çalıştığını deneyelim. Bunun için yeni emir penceremizi bir kez daha ziyaret edelim. Eğer piyasa 5 dolar seviyesine kadar geri çekilip tekrar 7 dolar bölgesine yükseliş yaparsa 7 dolardan satış yapmayı planladığımızı varsayalım. Böyle bir senaryoyu emre dönüştürmek için tür kısmından sell stop limit türünü seçiyoruz. Fiyat kısmına ise 5 dolar yazıyoruz ve fiyat 5 dolara düştüğü takdirde satış yapmak istediğimiz seviyeyi 7 dolar olarak stop limit bölümünde belirtiyoruz. Gönder butonuna tıklayalım. Bu emrimiz de tamamlandı. Artık sell stop limit emrimiz de dahil oluşturduğumuz tüm emirleri terminal penceresinden liste şeklinde takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi GCM Opsiyon MetaTrader 5'in zengin emir seçenekleri sayesinde opsiyon alım satımlarınız için ekran başında saatler geçirmenize gerek yok. Çünkü bütün bu gelişmiş özellikleri bünyesinde barındıran GCM Opsiyon MetaTrader 5 işlem platformu sizin belirlediğiniz yatırım stratejilerini hayata geçirmek için uygun zamanı kovalama işini kusursuz bir şekilde yapar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.